Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Lisesi. 12. sınıf. Ünite 1'deyiz. 8 numaralı alıştırmadayız. İkra oku. Ne oku? El ayati. Ayetleri oku. Aşağıda ayetler var. Fümme sonra okumanın ardından va koy yerleştir. Ne koy? Hattan, hat çizgi demektir. Çizgi koy, çizgi yerleştir. Çizgiyi nereye koyalım? Tahte, tahtel fiili es sahihi. Sahih fiilin altına, tahte altına demek. Sahih fiilin altına bir tane çizgi koy. Ve hattayni. Ve hattayni yani ve va' haddayni demektir. Yani iki tane çizgi koy. Nereye? Tahtel fiili el mutelli. Mutel fiilin altına iki çizgi, sahih fiilin altına tek çizgi koy yerleştir. Kale Allahu Teala. Kale Allahu Teala. Yüce Allah şöyle buyurdu. Neresiymiş? Rahman suresi 1 ila 9 numaralı ayetler. Kale nasıl bir fiildir? Önce şunu bir resmini çekeyim Elisa. Kale mutel bir fiildir. Ortasında elif var değil mi? Muteldir. Mutele ne yap demişti? Mutel için iki çizgi. Yani kalenin altına şöyle iki çizgi çizebilirsin. Lafzatullah fiil değil zaten. Allah lafzı isimdir bu. Ta'ala, daha önceki dersimizde geçmişti. Ala kökündendir ve nedir? Muhteldir. İki çizgide ta'alaya çizebilirsin. Muhtel bir fiildir. Errahman isimdir. Nitekim eliflamla başlamış. Garanti belgesi bu yani isim olduğuna dair. Alleme fiildir. Sahih fiildir. Tek çizgi. halaka sahih fiil. Tek çizgi. Alleme sahih fiil. Tek çizgi. Başka, yescudani, s-c-d, yescudu, sahih fiildir. Hocam kendisinde ya var bak, doğru ama aslından değil, orijinal harf değil, kök değil. Hocam kelimede elif var bak, nunun sağında, doğru ama kök harf değil, orijinal değil, asli değil. Bu önemli bir noktaydı. Baştaki ya muzarat harfi, muzarat alameti. Nun'un sandaki elipsi kelimenin tesniye olduğuna dair eklenmiş faildir diyebilirsin. Tek çizgi. Rafa tek çizgi. sahi fiil. Rafa'a yerfe'u. Veda'a. Veda'a mutel fiildir. İki tane çizgi çizebilirsin. Ella tedgav fil mizan. Dağa Ella tedgal taşkınlık etmeyin, azmayın, azıtmayın kim? Siz. Nedir? Nehyazdır. İkinci şahsa nehi, yasak koyma kalıbıdır. Kelime kökü nedir yani? Şudur. Dağa. -ga. Dağadır. Dağa sonuncak harf, illet tarifidir. Öyleyse dağa nedir? Muhtel bir fiildir. Mutel olduğu için sonuna, sonuna demeyelim. Altına iki çizgi konur. Ella tedgav mutel bir fiildir. Şimdi muteli sahihi böyle yüz üzerinden yüzlük profesyonelce hiç şaşırmayacak şekilde tespit edebilmek ayrıntı ister. Şu an için kitapta verilen bilgiler profesyonel bir şekilde çözümleme yapmanıza yeterli değildir. Nedir bunlar? Yüzeysel bilgidir, İdare eder diyelim. Dolayısıyla Tedgâv Kerimesi nasıl Mutel? Sonda Vav var. Demek ki Mutel değil. Buradaki Vav, Jimmy Vavı. Yani kelimenin aslında olan Vav değil bu. Böyle ayrıntılar var. Bunlar i'lal kuralları ile alakalı şeylerdir. İ'lal kuralları yani kerimedeki hazifler, harflerin silinmesi, harflerin değişmesi Bu tür şeyler için Maksud, izzi, Merah gibi kitapları bir hocasından ders alarak öğrenmenizi öneririz böyle ciddi mera olanlar için. Bu kitapları da daha önce seslendirdik, kelime kelime tercüme ettik, izah ettik. Ayetlerden vesaire yerlerden izahını yapmış birisiyiz diyelim. Peki bunun muhtel olduğunu söyledim yani. Fi harfi el mizan eliflamlı isim konu dışı Ekimu mu kelimesi biraz da bunun üzerinde duralım. Esasen kelime neydi? Sülasi mücerredini konuşmak gerekir ise kame diye bir kelime vardı. Kame'deki elifin aslı vavdı. Tamam mı? Dolayısıyla aslın da aslı neydi? Meydi. Kaverna. Millet mutarik ma kabil müftuhu vavı elife çevirdik. Böylece kame oldu. Kame sülasi mücerredidir. Sonra bu kelime ifal babına aktarılmış. Nasıl aktarırsın? Başına bir elif getirerek. Hemze getirerek. Böylece ekame olur. Ekame, yukimu, ikamet. Şurada ikamet ediyorsun. ikamet ediyorsun. İkame kelimesi ifhal ifal babından mastar olur. Buradaki egimu kelimesine değinmek gerekirse emr hazırdır. Cemi müzekker muhataptır. İfal babındandır. Aslı nedir? aslı ekvimdir. Bunlar hep ayrıntı konular. Ama niye bunu anlatıyorum? Hoca niye bu ayrıntının peşinde? Bize ne bu kadar ayrıntıdan? Ekvim. Ekrim gibi değil mi? Ekrame babı duymuşsunuzdur. İfal babı. Ekrame yukrimu ikramen. Ehrace yukrucu ihracen. Emr hazır. Ehric gelir. Ekrim gelir. Ekvim gelir işte. İfal babından emr hazır. Müfett, müzeker muhatap tesniyesi ve cemisi derken eki mu halin almış. Buradaki vav harfi kesreli mi? Esra almış. Hemen sağındaki harf sahih ve sakin değil mi? Kaftan bahsediyorum. Vav'ın hareketini ne yaparsın? Sağdaki harfe verirsin. Bu durumda vav sakin, ma kabul meksur vav'ı ya'ya çevirirsin. Böylece eki mu olur. Sondaki vav cemi vav sonradan gelmiş. Neyin peşindeydi bu hoca şimdi? Bu hocanın peşinde olduğu şey ekimu emr hazırdır. Mutel bir fiildir. Kelimenin aslı, aslının da aslı, ifal babın aktarılması, emr hazırı, tesniyesi, cemisi. bu ayrıntılara değinmeye çalıştık. Ekimu iki çizgi. Zaten şurada ya var yani. Şuradaki ya'ya daireli olarak bunun muhtel olduğunu söyleyebilirsin. Vezin isimdir. Bir kıst bu. Ba harfi cere kıst isim. La tuhsiru ahsara yuhsiru tuhsiru tuhsira yani ne la tuhsiru. La, la cezm etmiş sondan düşürmüş. Yani kelimenin aslı hasira. Hasira sonuç olarak sahih fiildir tek çizgi. Peki burada anlatılacak şeyler bunlardan ibaret. Buraya böylece tamamladım. Rahman 1.9. Meali zaten internet sitesi, sitelerinde bulabilirsiniz. 9. İstemi dinle ile nasıl parçayı dinle. Fün ve sonra dinlemenin ardından istekhric çıkar. Yani tespit et. Minhu o parçadan. Neyi çıkar? El kelimati kelimeleri. Nasıl kelimeler? En nakisati, nakıs kelimeleri. Demek ki nakısın ne olduğunu bilmen lazım ki bunu yapabilmelisin. Ven dalik ve seslendir. Ha onları hangi onları? O kelimeleri, nakıs kelimeleri seslendir. Tabi parçayı önce dinlemenizi istiyor. Yani seslendiren, okuyan birisi var. Biz de kendimizce okuyalım. Mesailul akideti. Akidenin meseleleri şöyle açabilirim. Mesailu. Mesail kelimesi Türkçe'de kullanılan mesele kelimesi var ya mesele. Meselenin çoğuludur. Meseleler diye çevirebilirsin. Konular diye çevirebilirsin. Arapça'da bu kelimenin müfredi tekili mesele tun. Tam kalsın gerçi. Mesele tun diye yazılır. Yani şöyle bir lam. Peşine bir de ta yaparsın mesele tun mesele müfettir mesail kırık çoğuldur mesailul akideti Akîdenin meseleleri burası ne oldu isim tanlaması muzaf, muzaf ne değil. hiye işte o Akîdenin meseleleri denen şey nedir küllü ma kül her demek bütün demek ma o şey küllü ma her o şeydir ki o konudur ki vecibe vacip olduğu alel müslimi müslüman üzerine işte bir burada seslendiren kişi burada ne yapıyor et tasdik kelimesini seslendirmiş dolayısıyla alel müslimi tasdik şeklinde gelecek alel müslimi peşine şu bir yazdığım yerdeki kelimeyi yazmalısınız bu kelimeyi et tasdiku şeklinde e, tasdik onaylamak demek değil mi? Onaylamak. İman nedir? Kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Bir diğer görüşe göre kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile icradır. İki görüş ileri sürebiliriz. Farklı görüşler de var. Yani tasdik onaylamak demek. İçinde o düşünceyi bulundurmak manasında. Tekrar okuyalım burayı. Mesailul akideti, akidenin meseleleri, inanç meseleleri, inanç konuları nedir? Hiye o konular, Kullu ma her o konudur ki vecebe vacip oldu. Yani zorunlu oldu, gerekli oldu. Gerekli olan konulardır. Alel müslimi, Müslüman üzerine nedir gerekli olan? Et tasdiku, tasdik. Müslüman üzerine tasdikin zorunlu olduğu konular akaidin konularıdır. Müslüman üzerine tasdiki zorunlu olan konular akaidin konusudur. Et tasdiku bihi kendisi kendisinin tasdiki zorunlu olur. Et tasdiku tasdik etmek bihi onu. Et tasdiku tasdik etmek zorunludur. Neyi? Bihi onu. Yani vecebe fiilinin faili tasdik olmaktadır. Vecebe vacip oldu. Buradaki hüküm olarak vacip olmak manasında değil. Efali mükellefin farz vacip manasında değil zorunlu olduğu diye çevrilir. Recebe zorunlu oldu. Alel Müslimi Müslüman üzerine ne zorunlu oldu? Et tasdiki onaylamak neyi? Bihi onu o konuyu yani. Dolayısıyla Müslümanın tasdik etmesinin zorunlu olduğu konular akaidin konularıdır. Müslümanın tasdik etmesinin zorunlu olduğu konular akaidin konularıdır. Ne gibi? Ne gibi ne? Yani ne gibi konular varmış Müslümanın tasdik etmesi zorunlu olan konular neler gibidir yani örnek. Kel imani billahi yüce Allah'a inanmak gibi. K gibi demektir haricaca. Kel imani billahi Allah'a inanmak gibi. Allah'a inanmayı bir Müslüman tasdik etmesi, onaylaması, kabul etmesi, gönülden inanması gerekir. Ve daha ne gibi? Ma'rifeti esmaihi. Ma'rife bilmek demek. Ma'rife gramer olarak da nekrinin zıttı olur duymuşsunuzdur. Burada ma'rife bilmek. Esma Türkçemizde özel isim olarak kullanılsa da tekil olarak kullanılsa da Arapçada çoğuldur, cemidir, kırık çoğul derler. İsmun müfrettir, İsmani tesnidir, esma cemi mükesserdir ve isimler manasına gelir. Çoğul yani. Esma-i hi, hi zamiri Allah'a racidir. Yani o Allah demektir. Toparlarsan esma-i esma illahi demektir. Zamir ismi yerine tutan kelimedir ya. Zamir kaldırıp yerine Allah kelimesini koysan yine olur yani uyumlu olur. O zaman esma-i yani esma illahi demektir. Allah'ın isimlerini bilmesi, Allah'ın isimlerini bilmek gibi ve daha ne gibi? Yani daha neyi bilmek gibi? İki demişiz. İkiye bakıyorsan sıfatihi. Ve sıfatihi hi zamiri yine lafzatullah aracidir. Sıfatihi sıfatillahi demektir. Ve Allah'ın sıfatlarını bilmek gibi. Ve daha ne gibi? El imani inanmak gibi. Neye? bi bil meleiket meleklere inanmak gibi vel kutubi kitaplara inanmak gibi meleke çoğul yani melekler kutup bu da cimidir, kitaplar rusul bu da cemidir elçiler peygamberler o zaman peygamberlere kitaplara meleklere inanmak gibi ve daha ne gibi? Ma'rifeti ma, o şeyi bilmek gibi ki vecebe zorunlu oldu, gerekli oldu, lehum kendilerine. Ve kendilerine, yani Müslümanlara gerek, gerekli olan, zorunlu olan diğer şeyler gibi. Ve daha ne gibi? Ma'rifeti ma, o şeyi bilmek ki vecebe gerekli oldu, lehum kendilerine. Ve ma, ve o şey ki, yani ve ma'rifeti ma, demektir bu. Ma'rifet ma demektir. <laughs> yani ma'rifet ma ima, o şeyi bilmek ki yestahilu. İstahale yestahilu. İstifal babından muzari fiildir. Bakalım ne demek imiş. İstahale dönüşmek, dönmek gibi başka ne gibi manaları var imkansız olan, saçma olan ve gayr makul olan. Yani marifet ma ما vecebe lehum kendileri için gerekli olanları bilmek ve ma yestahilu aleyhim ve kendileri için gerekli olmayan şeyleri bilmek. Yani neyin zorunlu olup olmadığını bilmek diyebilirsin. Neyin zorunlu olup olmadığını bilmek diyebilirsin. Vel imani ve yine inanmak mevel iman bil yevmil ahiret gününe inanmak vel kaderi burada kader kelimesi vel kaderi ve kadere inanmak hayrihi ve şerrihi hayrıyla şerriyle kadere inanmak da bu maddeler arasında yer alıyor. Böylece hangi yere hangi kelimenin gelmesi gerektiğini göstermiş olduk. Şu insan işaretleri olan yerlerde e, kitap bir kelime seslendirmiş Hangi kelimenin seslendirildiğini yazılı olarak verdik. Burada ne anlatılmaya çalışılmış? Burada alıştırma olarak o sesi duyman, duyduğun sesi yazman gerekiyor. Esasen duyduğun sesi yazabiliyor musun? Ona yönelik bir alıştırma olarak değerlendirilebilir. Gramer olarak yoksa e, akait olarak, inanç olarak da bir bilgi geçti tabii Ne geçti? İşte ne dedi? İmanla alakalı burada konu geçti değil mi? İmanı konuları nelerdir onlara değinilmiş oldu. Bir sonraki madde 10 numaralı madde. İhtar sen seç. Ne seçeceksin? Kerimeten bir tane kelime seç. Nereden? Böyle hayalimden mi? Yok. Mimma o yerden ki beynel kavseyni iki eğik çizgi arasında yer alıyor. Yani parantez arasından. eğin arasında demek Parantez arasında yer alan kelimelerden bir tane kelime seç. İyi de niye seçiyorsun? Li tuabbira tabir etmek için ne? El cümlete. Cümle tabir etmek için. Nereden? Yani surat resimden. Kelimeler nelermiş? Name yenamu muzarifindir. Yenamu uyuyor. Ve kafe yekifu Tekifu muzari fiil duruyor. Ekele yekulu yiyor muzari. Meşa mazi yemşi muzari yürüyor demektir. Resimlere bakarak bu kelimelerin hangi resimle alakalı olduğunu bulmamızı istemiş. Mesela burada birisi var. Ne yapmış? Arabanın yanında yürüyormuş. Osmanu. Osman kelimesinin nununa tek ötre, tek zamme vereceksin. Temin değil. Ver musarif olduğundan dolayı. Osmanu, Osman adlı kişi ne yapmış? Ala rasif, rasif kaldırım demek. Kaldırımın üzerinde ne yapıyor olabilir? Yenam uyuyor. Uyuyora benzemiyor esasen. Ee, Tekif duruyor. Duran kişi bir aya ileride, bir aya durmaz muhtemelen. İki aya yan yanadır. Ye yiyor elinde herhangi bir yiyecek veya ağzında gözükmemekte. yemşii yürüyor bir ayak ileride bir ayak geride yürüyor olması daha mantıklı olduğundan buraya yemşi. Yemşi yürüyor kim? Osman Osman adlı kişi. Nerenin üzerinde yürüyor? Hala rasifi. Kaldırımın üzerinde yürüyor. Yoldan değil yani. Burada ne var? Kaldırım üzerinde yürümeliyiz. Yolda değil şeklinde bir yönlendirme de vardır. İki numara bakıyorum hamile halimetu tu, halim adlı kadın emame önünde demek el mirat ayna demektir el müminu miratul mümin mümin müminin aynasıdır hadisi şerif olarak aktarılmıştır peki buradaki halime aynanın önünde ne yapıyor sizce uyuyor Yo, gözler açık çizilmiş ye kulu bir şey yediği gözükmüyor. O zaman teqifu duruyor. Evet. Buraya teqifu duruyor. Kim halime tu tek öte. Gayet değil. Halime duruyor. Nerenin önünde duruyor? Emamel mirati aynanın önünde duruyor. Geri iki kişi kaldı. Sağdaki bir şeyler yiyor belli yani. Soldaki de uyumakta. Ona göre seçeceğiz. Yiyor ne yiyor? İşte ye kulu. Ye kulu buraya yazacaksın ye kulu yiyor kim halidun dala iki ötre temin halidun halit yiyor ne Etfahete, elma yiyor elmayı yiyor fiil fail meful Ahmet uyuyor name yenamu uyuyor kim uyuyor ahmedu dala tek ötre var ahmet uyuyor neyin üzerinde ale seriri yatağın üzerinde uyuyor. 11. Sil. Vesale yasilu. Sil. Esasen oraya geçmeden şuradaki kelimeleri üzerinde biraz duralım. Şimdi bu kelimeler rastgele kelime değil. Niye bu kelimeler verildi? Burada geçen yeni amuney muzari fiildir. Mazisine gelir. Name. Name nasıl bir fiil? Muhtel bir fiil bak. Ortanca harfi eliftir. Vav ya eliften elif almış. Öylesi muhteldir. Mazisini yazdım. Muzayresinde delif var zaten. Değişen bir şey yok. Elifi görüyorsun. İkinci fiil teqifu. Onun üzerinde duralım. Teqifunun mazisi ve kafe. Ve kafe. Buradaki kaf sonuncusu fa -arif kafe Nasıl bir fiil? Mutel bir fiil. Niye? İlle harfi olan vav ya elif grubundan bir tanesini almış. Hangisini? Vavı. Nereye almış? İlk harf olarak yani fe fiili konumunda almış. Öyleyse bir defa mutel zaten de ilk harf olduğu için buna ne diyoruz? Misal fiil diyoruz. İlk harf ille harfi olduğundan muterin misal kısmı. Ye kulu muzari fiil. Mazisine gelir. E, Nasıl bir fiil? Muhtel değil. Vav ya, eliften hiçbirini almamış. İlk harf elif değil. Bak harekeli çünkü harekesi var. O zaman ne bu? Hemze. Hemze aldığına göre sahihtir bir defa. Vav ya, eliften hiçbirini almadığı için sahihtir. Sahihinde me e nedir? Mehmuz kısmıdır. Yemşi fiili var. Mazisine gelir. Meşa diye gelir. Meşa. Nasıl bir fiil? Mutel. Nitekim sonuncu harfi ille tarifi olan eliftir. Öyleyse muteldir. İlle tarifi nerede yer alıyor? Sonuncu harfte. O zaman buna nakıs adı verilir. Yani buradaki kelimeler böyle rastgele verilmiş değil. Onu söylemek istedim. Peki devam edelim. 11. madde. Sil. Sil kelimesi bile dikkat çeken bir kelimedir. Sil kelimesi emre hazırdır. Sil aslı ve sale. Aslı derken mazisi demek istiyorum. Mazi hali ve sale. Yani vav ya elif grubundan vav aldığı için nedir? Muteldir. Nasıl muten? hangi kısmı? Misal kısmı. Niye? İlk hafta çünkü yer alıyor illet harfi. E, sil kelimesinde illet harfi yok. Yok. Üzerinde işlemler yapılmış. Orijinalinde var orijinaline binaen yine de nedir? Muter bir fiildir. Fiillerin son hali değil, kökeni önemli. Yani önemli olan nedir fiillerde? Kökendir. Kökeni itibariyle, doğumu itibariyle ilk var olduğunda içeriyorsa son halinde içermese bile o hala muterdir. Sil, birleştir, buluştur, kavuştur, beynel kelimeti. Kelimelerin arasını birleştir ve ta'rifiha ve onları ne Tarif et. Tariflerini de birleştir, buluştur. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. ilkini ben yaptım diyor kırmızı olarak. El akide tu akide nedir? İki nokta üst üste. El ahkamu hükümlerdir. Ahkam. Hüküm kelimesinin cemisi. El ahkamu diniyetu. Dini hükümlerdir evvela. Nasıl dini hüküm? el ilmiyetu ilmi ve dini hükümlerdir. Elleti öyle hükümler ki yeci bu zorunlu oluyor. Alel müslimi Müslüman üzerine ne zorunlu oluyor? El imanu inanmak biha o hükümlere. Müslümanın kendisine inanması zorunlu olan ilmi ve dini hükümlerdir ilmi ve dini hükümlerdir. 2. İlmul kelami. Kelam ilmi nedir? 23 üst üste. Kelam ilmi buymuş. El ilmul ledi. Öyle bir ilimdir ki yevkuru bahseder, bahsediyor. Ne? Bu kelam ilmi. Neyden? El edillete. Delillerden. Neye yönelik deliller? ''Ala sıhhatil aqidetil İslamiyeti'' İslam inancının doğruluğuna, sağlıklı bir İslam inancına götüren delillerden bahseder. 3. ''El münafık kimdir?'' 2. nokta üst üste. ''Men o kimsedir ki yuzhiru açık ediyor'' izhar ediyor, ifade ediyor. Hüve o kişi, felanca kişi. Neyi izhar ediyor, söylüyor, ifade ediyor? El imane, imanı. Yani kendisinde iman olduğunu ifade ediyor. Ve hüve oysa ki o aynı kişi gayru müminin mümin değildir. Buradaki vava vavı hali yediyoruz. Kişi mümin olmadığı halde mümin olmadığı halde kendisinde iman olduğunu ifade ediyor. Kendisinde iman olmadığı halde imanı olduğunu ifade eden kişiye münafık deniyor. Peki bir sonrakine geçelim. El müminu mümin kimdir? Men o kimsedir ki amene iman etti, inandı bir cemii'i Mesailil akideti düne şekkin. Men o kimse ki amene inandığı Cemiye hepsi demek tamamı bütünü. Mesail konular demekti. Bir cemiye mesailil akideti. İnaç konularının tamamına inanan kişidir. İnaç konularının tamamına nasıl inanan kişidir? Düne şekkin şüphesiz şüphe duymadan şek şüphe demek. El imanu billah. Allah'a inanmak nedir? Et tasdiku tasdik etmek, onaylamaktır. Bi vücudihi o Allah'ın varlığını ve daha neyi onaylamak? Sıfatihi. Sıfatlarını da onaylamaktır. Allah'ın varlığını ve sıfatlarını onaylamak Allah'a ina imandır. Şimdi bizim daha önceki ne diyelim? ilahiyat düzeyinde verdiğimiz derslerde ve medrese düzeyinde verdiğimiz derslerde biz bir konu işlediğimizde ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Ne yapardık? İşlediğimiz konuda konu anlatımı olsun, sorular olsun, alıştırmalar olsun hepsinde o grameri görmek isteriz. Yani şimdi kitap sahih fiil ve mutel fiil işlediyse, seni bundan bunu anlamanı istiyorsa bunu burada da göre, görebilmeni isteriz biz. Mesela şuradaki yuzhiru. Sahih mi, mutel mi yani? Burada da alıştırma yapabilirsin. Sahihtir, vav ya elif içermiyor. Amene kelimesi esasen eminedir. Emine kelimesi var kökeninde. Dolayısıyla yani emine fiili pek iyi olmadı ama anlaşıldı. Emine fiili nedir? Hemze içerdiğinden bu fiil sahihin mehmus kısmındandır. Yedkuru zekara yedkuru sahihtir, muhtel değildir ve salimdir. Sayı salim kısmıdır. Birazdan kısımlara değinebiliriz. Şurada yecibu var. Bakın vecebe yecibu kelimenin evet. müfredi mazisi vecebedir vecb. Dolayısıyla kendisi muhteldir çünkü illet harfinden vavı almıştır. İllet harfini şarfi konumunda yani ilk harf olarak aldığından mutelin misal kısmı olur. Bunları da görebilmeniz iyi olacaktır diyorum. Tabi konular devam ediyor ama biz daha fazla devam etmeyelim. Burada bırakalım.